Trans Anadolu Petrol Boru Hattı Tanapın gerçekleşmesi Türkiye'nin özelliklerinden hangilerine katkı sağlaması beklenir? Ee, bir enerji kaynaklarının çeşitlenmesi doğru. Ee, i̇ki yenilebilir yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi hayır zaten enerji ihtiyacı büyük oranda karşılanmış olacak bunu söyleyemez. Üç Avrupa'nın enerji politikalarında önemli olma. Enerji kaynaklarının çeşitlenmesiyle Avrupa'nın enerji politikalarında önemli bir yere sahip olma, TANAP'ın gerçekleşmesiyle Türkiye'ye kazandıracağı artı puan olur. Cevap D diyoruz. Türk Askeri Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde Afganistan'ın yeniden yapılandırılmasında görev almıştır. Ayrıca 2004-2006 yılları arasında Hikmet Çetin, NATO'nun Afganistan'daki kıdemli sivil temsilcisi olarak temsilciliği görevini yapmıştır. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aynı zamanda Türkiye'de daha önceleri Dışişleri Bakanlığı yapmış olan deneyimli diplomat Hikmet Çetin uzun süre yani 2004-2006 yılları arasında Afganistan'da NATO bünyesinde görev almıştır. Cevap A diyoruz. Küresel terörizm ve Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin hatalı olduğu söylenebilir? A. 11 Eylül 2001'de El-Kaide terör örgütü tarafından New York'ta ikiz Kule saldırıları gerçekleştirildi. Doğru. B. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi saldırıları gerçekleştiren teröristlerin Afganistan'da fiilen yönetimi ele geçiren Taliban tarafından korunduğunu gerekçe göstererek Afganistan'ı işgal etti. Doğru. C. Afganistan'da Taliban yönetiminin yıkılması sonrasında Hamid Karzai devlet başkanlığına getirildi. Doğru. D. Birleşmiş Milletler tarafından Afganistan'da uluslararası güvenlik destek gücü isaf kuruldu. Doğru. E. Ee, yaşanan bu gelişmeler sonucunda Afganistan'ın demokratik bir yönetim kurularak şiddet olayları tamamen ortadan kaldırıldı. Hayır, şiddet olayları günümüzde artarak devam ediyor. Cevap E. Diyoruz. Trans Anadolu petrol boru hattının birbirine bağlayacağı bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, Trans Anadolu petrol boru hattı Kafkasya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan boru hattıdır ve bu boru hattının en büyük bölümü Türkiye üzerinden geçmektedir. Cevap B diyoruz. Yukarıdaki boru hatlarından hangileri Türkiye ile Rusya arasında ekonomik bağların güçlenmesinde etkili olmuştur? 1. Mavi akım, 2. Bakü, Tiflis, Ceyhan, 3. Kerkük yumurtalık. Mavi akım doğrudan Karadeniz altına Rusya'dan gelen bir e, boru hattıdır. Doğru. 2. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı ise e, Azerbaycan petrollerinin Gürcistan üzerine, Tiflis hattı üzerinden e, Ceyhan'a kadar uzanan bir petrol boru hattıyla ülkemize taşınmasıdır. Yani bakü tiflis ceyhan Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan ilişkilerini güçlendirir. kerkük Yumurtalık hattı ise Kuzey Irak'taki petrollerin İskenderun körfezine taşındığı hattır. Iraklı Türkiye'dir. Yani Türkiye ile Rusya arasında ekonomik güçlenmesine etkili olan Mavi Akım projesidir. Akım Petrol Boru Hattıdır. Cevap A diyoruz. Sovyet Rusya'da Mihail Gorbaçov'un siyasal ve kültürel sorunların serbestçe tartışılmasını, kitle iletişim araçlarının dışa açılmasını, savunması aşağıdaki kavramlardan hangisinin ortaya çıkmasını e, sağlamıştır. Evet burada Glasnost'dan e, bahsediyor. Perestroika Komünist Partisi'nin demokratik, demokratikleşmesiyle ilgili ama Glasnost ise devletin şeffaflaşmasıyla ilgilidir. Cevap B diyoruz. Doğu Avrupa ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek amacıyla 1987'den itibaren Ortak Avrupa Evi kavramını ortaya attı. Bu kavramın Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir? 1. Avrupa'yı Amerikan etkisinden kurtarma vardır. 2. Doğu Avrupa ülkelerinin uluslararası kapitalist sisteme eklenmesi sırasında bu ülkeler üzerindeki kontrolünü sürdürmek istemesi vardır. Üç Avrupa ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirme Gorbaçov'un her üç düşüncesi de Gorbaçov'da ve Sovyet, Sovyetler Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nde vardır. Bundan dolayı cevap seçeneği E diyoruz. 2019 yılında ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 olarak adlandırılan salgın hastalık dünya aşağıdaki ülkelerin hangisinden yayılmaya başlamıştır? ABD, Kore, Çin, Rusya, İngiltere. Covid-19 ilk önce Çin'de başlamış ve oradan dünyanın farklı ülkelerine yayılmıştır. Yani ilk başladığı ülke Çin'dir. Doğru cevap C seçeneği. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Amerikan ekseni tek kutupluluğun ortaya çıkması doğru. B. Dünyadaki bağımsız Türk devleti sayısının artması. Azerbaycan, Kazakistan... Kırgızistan, Özbekistan, bunlar bağımsız Türk devletleridir. C, Kuzey ve Güney Vietnam'ın birleşmesi, hayır, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yani komünizmin çökmesiyle böyle bir şey olmaz çünkü Vietnam Savaşı'ndan sonra bölgeden çekilen Amerikan kuvvetleri'nin bölgeden çekilmesiyle Kuzey ve Güney Vietnam birleşmiştir. Yani bir hemen savaştan sonradır. Cevap C diyoruz. D. Türkiye'nin Avrasya yönelik ekonomik, kültürel ve siyasi politikaların artması doğru. E. Asya'da etnik çatışmaların yaşanması. Maalesef Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Asya kıtasında etnik çatışmaların artmıştır. Cevap C diyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan arasında aşağıdaki bölgelerden hangisi nedeniyle sorun yaşanmaktadır? Evet. 1990'larda Ermenistan'ın işgaline uğrayan dağ, e, bir e, Azeri toprağı olan Dağlık Karabağ sorunundan dolayı günümüzde de Ermenistan Azerbaycan arasında en büyük sorun olarak devam etmektedir. Hatta şu anda iki ülke birbirine karşı savaş halinde teyakkuzda durmaktadır. Cevap E diyoruz. 1. Amerika'nın Irak'ı işgali 2. İran-Irak savaşı 3. Körfez savaşı 1980 sonrasında yaşanan yukarıdaki gelişmelerin neden-sonuç ilişkisi içerisinde doğru sıralanışı aşağı sıralanışı seçeneklerinden hangisinde verilmiştir? Evet. Sırasıyla söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali İran-Irak savaşı Körfez savaşı Evet, bir İran-Irak savaşı bu birincisi 2 Körfez Savaşı yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuvvet işgal eden Irak savaşı ilan etmesi 3 Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgal etmesi şeklinde sıralanabilir. Bundan dolayı da cevap seçeneği 2 3 1 2 3 1 B diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi örgütlemeye yöneliktir? Evet Kyoto Sözleşmesi Japonya'nın Kyoto şehrinde yapılan bu sözleşme ile küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği konusunda dünya devletlerinin mücadele etmesi ve bu mücadeleyi belli bir program dahilinde yürütmesi karar alınmıştır. Ve bu kararın alındığı sözleşmede Kyoto Sözleşmesi olarak tarihe geçmiştir. Cevap B diyoruz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlar arasında yer almaz? A) Kıyı kesimlerinde toprak kayıplarının artması doğru. B) İklim e, sürelerinde değişimin görülmesi, özellikle e, kış ikliminin kısalması doğru. Kış mevsiminin kısalması. C) Bitki ve hayvan türlerinde azalma olması. İklim değişikliği bazı hayvanların neslinin tükenmesine sebep olmuştur. Doğru. D) Sanayileşmenin artması yani sanayileşmenin artması küresel ısınmanın sonuçları değil sebebidir. Yani sanayileşmenin artması küresel ısınmanın sonucu değil sebebidir. Bundan dolayı da D seçeneği diyoruz. E şiddetli kuraklık ve çölleşme'nin görülmesi doğrudur. Cevap D diyoruz. Aşağıda emin öğretmenin öğrencilerine yönelttiği sorular ve öğrencilerin cevapları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. 1. Küresel ısınmaya karşı alınması gereken tedbirleri içeren sözleşme hangi şehrin ismiyle anılmaktadır? Tokyo Doğru. 2 Avrupa'da Silavanya ve Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle dağılma sürecine giren devletin adı Yugoslavya. Doğru. 3 Güney Asya Savaşı nedeniyle bağımsız devletler topluluğuna ayrılan ülke Gürcistan'dır. Doğru. Bundan dolayı da cevap seçeneği E diyoruz.